şehir konuşuyor. Bunu da bu programda sorması yok olmaz. Derler ki Ali İnci Hendek'te İrfan Püskül'ü destekledi. Bunu şehir konuşuyor. Ben de soruyorum. Konuşuyor, güzel konuşuyor. Konuşsun, bir şey yok ki, problemi. Konuşacağını ben de duyuyorum konuşmaları. Yani diyorlar ki, şöyle diyorlar aslında, cümleyi tam kurayım ben size. Ali İnci dedi ki, Turgut Babaoğlu bu seçimi kaybedemeyiz. Dinlemediler Ali İnci'yi ve Ali İnci'nin dediği oldu ama Ali İnci de İrfan Püskül'ü destekledi Hendek'te. Hendek bazında konuşuyor. Bunu çok konuşuyorlar Sayın Vekilim. Ya konuşsunlar, bir şey yok ki bunda. Sayın Vekilim kürsüde çıktı, benim adayım Ali İrfan Püskül'ü diye söyledi zaten. Yani seçim öncesi. Seçim öncesi. O yüzden bu soruyu sormak bence kabul biraz... Kabul ettim de yani sıkıntınız ne? Benim sıkıntım İrfan Püskül'ü kazanmış bir adamdır. Halkın teveccühü, halkın verdiği karar başım üstüne diyor Cumhurbaşkanımız. Benim de başımın üstüne yani. Bunda problem yok. Sayın Vekilim, peki, İrfan Püskül'ü geçer mi AK Parti'ye? Onu soracağım ben de. Kaynarca'ya baktığınız zaman AK Parti'nin aday olmak istemiş, kabul edilmemiş. İşte GYB'de aynı şekilde. İrfan Püsküllü zaten il başkan yardımcısıydı. AK Parti'den mutlaka istemiştir aday olmak. Yani Hendek'e işte MHP'ye bırakınca mecburen olmadı. Özellikle bu üç isim yine Karapürçe'ye baktığınız zaman AK Parti'ye çok uzak birisi değil. O da olabilir. Sakarya'da başkan transferine nasıl bakıyorsunuz? Sizce başkan transferi yapabilir yani mi AK Parti Sakarya bu süreçte? Ben ekleyip İrfan Püskül'ü AK Parti'ye döner. Dönerse AK Parti kapıları açar mı? Bence şu şartlara dönmez. Soru sorun. Bakma Sayın Vekilim. Benim için soru sorma. Ama Sayın Vekilim de cevapları çok şeyce veriyor yani. Evet, konuşuyorlar. Ali İnci böyle biraz... Bir mülayim. Ben... Yani biz AK Parti olarak baktığımız zaman, İrfan Püsküllü baktığınız zaman AK Partilidir. Tayyip Erdoğan'ın neferlerinden birisidir. Onun dışında başka bir siyasi partiye gidip ne oy toplar ne şey yapar. Yani orada da dursa AK Partili, bu tarafta da dursa, bağımlı da dursa, bağımsız da dursa AK Partili. Olur mu öyle? Büyük Birlik Partisi'nde adam. AK Partili mi? İrfan Püsküllü AK Partili diyebilir misin? İrfan Püsküllü AK Parti'nin belde belediye başkanlığını yaptı. İlçe belediye başkanı, ilçe meclis üyeliğini yaptı. İlçe belediye başkanlığını yaptı. AK Parti'nin teşkilatlanma başkanlığını yaptı. Eğer İrfan Püsküllü burada farklı bir olayla alakalı girdi, başka taraftan kazandı ve şu anda seçim oldu diyelim. Verecek olduğu o yeri AK Parti'dir. Kendisinde, ailesinde, hepsinin çalışacağı yerde orasıdır. İyi de seçim zamanı kefeni bıraktı. Hani diyorlar ya AK Partiler. Kefeni mefeni yok. Kefeni bıraktı, orada... Büyük Birlik Partisi'ne gitti. Bak bu kadar saydınız, AK Parti'de bence durmalıydı. Bu da benim fikrim. Burada... Buradaki seçimin halkımızın verdiği karar başımızın üzerindedir. Güzel karar verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek. Peki. Buyurun Zafer Bey. Hakan, senin sorun var mı? Yok, tamam. Şöyle burada bir şey de eklemek evet istiyorum işin açıkçası. Şimdi toparla şimdi şöyle yani sizin hakikaten zor bir karar. Yani şundan zor bir durumda kaldınız. Şundan dolayı kaldınız. Şimdi bir tarafta İrfan Püskül'ü gibi çok yıllardır birlikte siyaset yaptınız. Belediye başkanlığı döneminde belediye başkanlığı yapmış, yol yürüdünüz bir isim. Bir tarafta da Cumhur İttifakı. Kolay bir iş değildi. Bunu bir tarafa koyalım ama şu net mi aklınızda? Yani acaba siz tam olarak Cumhur İttifakı'na destek verdiniz mi Hendek'te? Yoksa bu anlattılar böyle spekülasyon mu? Onu soralım. Yok, vermedim. Yani Cumhur İttifakı'na yani destek verecek konumum, durumum yoktu. Çünkü ben trafik kazası yapmıştım, evde yattım. Yani. Sizin sağlık sorunlarınızla ilgili onu kastedik. Onlardan yani orada yattım yani. Evde yattım yani. Evet. Hastanız yani meydanda mı? Değildim. Ama diğer taraftan baktığınız zaman Hendek'te Cumhur İttifakı olarak Turgut Babaoğlu'nun kazanamayacağını söylemiştiniz. Levent Bülbül'e de söyledim, herkese de söyledim. Mümkünatı yok dedim. Yani Hendek'te halkta karşılığı yok dedim. Ve Levent'ten bir talepte bulundum. Gel dedim. Turgut'u değiştir. Tamam. İstersen ilçe başkanını koy. Bak kazanır.
Başka birini getir koy. Cumhur İttifakı olarak kazanır. Bu adam kazanamaz. Hem kendini hem de Cumhur İttifakı'nı rahatsız etmez. Güzel mi? Tespit neye göre Sayın Vekili? Yani ben anket mi yaptınız? İnsanlarla mı görüştünüz? Bak ben Hendek'teyim. Hendek'te yaşıyorum. Hendek'teki insanları birebir görüyorum. Yerel yönetimler başkan yardımcısıyım. Halkın ne konuştuğunu, en yakınındaki meclis üyeleri kendisinden ayrıldı gitti. Başkan yardımcıları kendisinden ayrılıp gidiyor. Ya neyi konuşacaksın? Yani yanındaki akrabası yanında durmuyor kardeşim. Yani sen burada nasıl kazandıracaksın adamı? Kazanma şansı yoktu. Evet. Ve biz bunu da açık açık söyledik yani. Ve bunu Levent Bey'e de genel kurulda anlattım. Ve dedim, eğer kazanamazsan bana yık dedim. Yani sen istediğin ismi koy. Cumhur İttifakı'ndan. Size verdim. İstersen İrfan Püskül'ü al getir aday yap dedi. Yani başka parı. Al MHP'den yap. Cumhur İttifakı kazansın. Ama bu adam kazanmaz dedi. Yani yanlış bir şey söylemedim. Levent Bey de nasıl olacak başkanım dedi. Yani Turgut abi dedi falan alma. Yani o da ikili ilişkiyi kıramadı yani. Ama bunu il başkanı da biliyordu. Söyle Levent Bey de biliyordu kazanamayacak olduğunu. Hepsi biliyordu yani. Ama şu var. Yani çok kötü bir yıkım olmadı yani. Ben Turgut Babaoğlu güzel oy aldı. İyi oy aldı. 6-7 bin oy alırdı yani. O civarda alırdı. Yani Turgut Babaoğlu'na ben baktığım zaman son 6 ay asıldı. Yani ben gördüm onu. Ben yani şimdi programdan sonra gösteririm anketlerde. Durumunu görmüş oluyor. Siz de dediniz ya, yani güzel oy aldı dediniz ya, son 3 ay çok asıldı. Son 6 ay, 3 ay. Sayın Vekilim, şimdi sorulara geçiyorum. Çünkü evet, gece ya bu şey şimdi kafam takıldı bir dakika. İrfan Püskül MHP'den aday olur mu ya dediniz ya şimdi az önce. Ya al Cumhur İttifakı'nın aday olarak yap dedim yani. Ben söyledim, ben İrfan'a söylemedim. Al yap. Ya İrfan'a mı yapacağız dedi. Yap dedi. Kaybetme yerine Cumhur İttifakı kazansın dedim. Başka birini yap dedim. Ne yapacaktım daha? Ya. Nasıl bir şey bekliyordum ben de. Zafer Tokuş'a gözü evet, altından buyur. Bana bakıyor. Yok, ben bırakayım sözü Zafer Tokuş'a. Şöyle bir soru var. Sizi bu